Merhabalar, ben Köfteci Köfteci ve Dice Average Sex Mod tanıtımımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde öncelikle ufak bir hatamı düzeltmek istiyorum. Bu iki interface arasında ufak bir fark var. Bu interface, network'ümüze item sokamıyor. Yani, core'inizden bir şey alacaksanız şu blok halini kullanmanız zorunlu. Ama dışarı bir şey çıkaracaksanız şunu kullanabilirsiniz. Ve birazdan tanışan bir işte de şunu kullanabilirsiniz yine. Evet. Ve sıra dekoratif bloklarda. İlk olarak skystone'ları biliyorsunuz. Bunlar. Bunun yanı sıra sertus quartz bloklarda mevcut. En yerden yapımlarına bakabilirsiniz. Gayet hoş dekoratif bloklar. Ne isterseniz o amaçla kullanılır. Şunları da temizleyelim inventörümüzden. Ardından iki arkadaşımız var. Bu ve bu. Kendileri şık birer lamba. Eğer gece yaparsak ışık yaydıklarını göreceksiniz. Böyle şık lambalar kendileri. Lambalardan söz açılmışken bir grup lambamız daha var. Onlar da bunlar. Üç farklı versiyonu var. Dark, Bright ve Normal. Normali şu. Dark'ı bu. Bright'ı ise bu. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Ve eğer mesela seni şöyle aslında eğer cable'ları alırsak purple, cyan, light gray. Sen purple ol. Sen cyan ol. Sen de light gray ol. Gördüğünüz gibi, pardon, buna düzü yerleştirmişim. Gördüğünüz gibi hangi renk kabloya bağlılarsa eğer onun rengini alıyorlar. Tekrar ışık demeden önce size quartz glass'ı göstereyim. Hatta şu şekilde göstereyim, ardından da şunu şu şekilde göstereyim. Quartz glass böyle şık bir cam. Ve kırdığınızda geri alabiliyorsunuz. Diğer yandan Vibrant Quartz Glass var. Cam olmanın yanı sıra ışık da veriyor. Mesela tavanınız camdan belli noktalarına bunu koyarsanız ki birbirine bağlanıyorlar. Bu sayede camınız aynı zamanda ışık kaynağınız olur. Dekoratif işlere biraz daha bakalım. Evet. Fasatlar. Fasatlar nedir diye soracak olursanız kendileri şu şekilde craft ediliyor. Görüntüsünü alacağı blok ve 4 tane cable anchor. Bazı modlarınkilerini de destekliyor. Bazı modların isimlerini de destekliyor. Onlara bakmanız lazım tabii ki de. Rock wool'u bile destekliyor. Mesela ben şimdi oak wood olmasını istiyorum. Fasatlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız kabloları kaplıyor. Ama sadece kabloları kaplamıyor. Aynı zamanda bunları da kaplıyor. Ve merak etmeyin, birbirinden ayırmıyorlar. Çıkartmak için wrench'e sağ tıklıyorsunuz. Bu sayede de çok rahat bir biçimde çıkartabiliyorsunuz. Ama tabii tekrar yerleştirmesi biraz sıkıntı. Şöyle boş. Tabii dense kablo istemiyorduk buraya. Böyle aşırı şık bir kaplama yöntemi. Şunu da şöyle kaplayalım. Ve oak wood alalım birazcık.
Evet. Bu sayede çok çirkin, gram çirkin görünmeden evimizle uyumlu bir Apple Synergy 6 Network'ü döşeyebiliriz. Duvarımıza gizlenmiş bir biçimde. Emin olmadığım bir şey var. Buildcraft fasatlarını kullanabiliyor muyuz? Eskiden kullanabiliyorduk. Şu an kullanabiliyor muyuz? Evet, hala bunları kullanabiliyoruz. Ama kendi fasatlarının görüntüsü çok daha hoş. O yüzden kendi fasatlarını kullanma. Kendi fasatları daha güzel bağlanıyor. Fakat bunların fasadını Buildcraft'ta kullanamıyoruz. Haliyle. Ama mesela interface'i de fasat... İnterfeysi fasatla kaplayamıyoruz artık. Evet. Buildcraft fasadıyla kaplayabiliyor muyuz? Hayır. Eskiden de onlar. Evet. Fasat kısmında geçtiğimize göre Apple Synergy 6'in ilginç bir olayına girişelim. Autocrafting. Autocrafting nedir diye soracak olursanız, automatic crafting. Yani crafting'i otomatik olarak yapma. Bunun için bize bir alet lazım. Molecular Assembler Chamber. Assembler. Eskiden Molecular Assembler Chamber diye multiblock vardı. Orada aklımda Assembler Chamber diye kalmış. Evet. Bunu şurayı komple temizleyelim. Sizlere artık ihtiyaç yok. Evet, gidebilirsiniz. Teşekkürler. Siz önceki bölümün tıntımındansınız. Seni de şuraya tıntıl. Evet, Molecular Assembler'ımız böyle bir arkadaş. Bu arkadaş kanala ihtiyaç duymuyor, ancak güce ihtiyaç duyuyor ve güç bağlandığı takdirde tekrar gece yapalım. Şöyle hoş bir görüntüye sahip. Şu arkadaşları da bir kaldıralım. Crescent Hammer'ımızı da bir alalım. Şunu kaldırmak için. Evet. Bu arada Crescent Hammer'ı Apache Energy 6'de de kullanabiliyorsunuz. Evet. Şu an kendi başına bir işe yaramıyor. Fakat buna pattern yerleştirdiğimiz takdirde işe yaramaya başlıyor. Pattern'ları pattern terminal üzerinden yapabiliriz. Pattern terminal bu şekilde aynı zamanda bir crafting terminal, aynı zamanda da crafting'ine bakalım. Bir adet ME crafting terminal ve engineering processor. Şuraya yerleştiriyoruz ve dikkat edin, kullanmadığı tamamen hayalet imajını kullanıyor. Ve beraberinde bize blank pattern lazım. Blank pattern bu şekilde craft ediliyor. Bunu buraya koyuyoruz. Ve şu tuşa tıkladığımızda bu pattern'ı yerleştirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bunu böyle kullandığımız takdirde buraya şunu verdiğimiz anda, ama sadece her seferinde bir tane verebiliyor ve bir tane çıktı. Bunu kullanmanın bir yolu hopper. Hopper'a bunu koyarsak eğer, gördüğünüz gibi bu şekilde craft etmeye başlıyor. Ama bu alıştığımız Apple Synergy 6 crafting'i değil. Biz buna alışkın değiliz. Bizim beklediğimiz şey tam olarak bu değil. Peki bizim beklediğimiz şey tam olarak ne? Bizim beklediğimiz şey için bir adet interface'e ihtiyacımız var. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Evet. Interface'e pattern'ımızı yerleştiriyoruz. Artık burada bunu görebiliyoruz. Ama herhangi bir prosesör, CPU mevcut değil. Bize bir işlemci lazım. İşlemcimizi nereye koyalım? Buraya. Eğer
işlemcilere bakacak olursak karşımıza Crafting Unit çıkıyor. Crafting Unit bu. Bu aslında diğerlerinin yapımında kullanılıyor. Crafting Monitor. Evet. Neyse, bunun kendisinin bir işlevi yok ama gerekebiliyor. Bunun yanı sıra en başlangıç prosesörümüz bu. Bu prosesör bize 1024'lük bir işlemci gücü sağlıyor. 34 byte kullanıyor şu anda işlem. Burada CPU 50 seçebiliyoruz. Birden fazla CPU'muz yer alabiliyor. Onlar daha gelişmiş networklerde işinize yarayacaktır. Ve valla. CPU'muzu buraya alalım. Gözümüzün dibinde olsun. Evet. Ama ben daha gelişmiş bir CPU istiyorum. Mesela bir adet 4K. Evet. Bu 4K'yı kullandığım takdirde gördüğünüz gibi 4096 byte alanımız var ve bunu arttırabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi belli bir şekli koruması lazım. Ayrıca şu prosesör, co-processor unit devreye giriyor. Co-processor unit nedir diye soracak olursanız fazladan işlem yaptırabilmesini sağlıyor. Normalde bu CPU ne kadar büyük olursa olsun aynı anda sadece bir işlem yapabiliyordu. Şu an aynı anda 3 işlem yapabiliyor. Ve sırada crafting unitlerin ne işe yaradığı. Boşluğu doldurmaya yarıyor. Yani tamamen doldurucu bir arkadaş kendisi. Tek işleri doldurmak. Evet. Ve şimdi bakarsak eğer bu kadar bir alanımız var ve 2 adet daha fazladan işlem yapabiliyoruz. Peki daha fazla byte ne demek oluyor? Mesela devasa bir işlemci yapalım. Daha fazla byte bize ne kazandıracak? Yine işlemcimiz şurada. 4. Hatta. Tabii unutmayın, ne kadar çok parça eklerseniz o kadar fazla enerji tüketmeye başlıyor işlemci. Evet. Böyle bir arkadaşımız var. Peki. Şu an bu arkadaş ne işe yarıyor? Şunu tekrar takalım. Ve komşum hayvan gibi kapı kapıyor. Şimdi sana bir de oak wood verelim. Bolca. Sanırım bolca oak wood'umuz var. Ve bir şey daha öğretelim. Oak wood'u wood'a çevirmek. O zaman bir adet daha molecular assembler'a ihtiyacımız var. Doğal olarak bir adet daha interface. Ve seni buraya koyalım. Pardon. Yanlış slot. Tamam, almışım. Evet. O zaman ne craft etmek istiyorum? 100 tane chest. Hmm. 100 tane craft edemiyorum. 10 tane bakalım. Missing 24.
Tankcraft edebiliyor olman lazım ama. Tamam, burada bir hata var. Olmaması gereken bir hata var. Arkadaş algılamıyor. Evet, arkadaş algılamıyor şu an. Bunu craft edebileceğinin farkında değil. Çünkü buraya kanal gitmiyor. Tamam, bu ilginç. Tamam, mod tanıtımı esnasında bunun olması ilginç oluyor. Bu arada bir tarafın özellikle yeterli kanal mı yok? Da yeterli kanal var hani. Neyse şuraya ekleyelim. Yavaş olsun. Evet, orada bir problem var. Sebebine bakarız. Sonra size atalım. 100 tane. Evet. Hepsini gayet yapabiliyor. Ama Croft CPU'muz müsait değil mi? Evet. Enerji mi yettiremiyorsun? Mod tanıtım esnasında tabii. Mod tanıtım esnasında böyle şeylerin olması ilginç oluyor tabii. Evet. Şimdi buraya sinyal vermiyor. İkisini ayrı kanala ayıralım. Çok daha sağlıklı olacak. Ve iki kanalı ayırmak için bir yöntem kullanacağız. İki farklı renk cable. Tamam, şu an ikisinin de bağlı olması lazım. Evet, ikisi de bağlı. Şimdi. Tamamdır. Start dediğimizde şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Şu an boot yapıyoruz. Her seferinde bir tanesini yapabiliyor. Ama eğer şuradan da işlemleri görebiliyoruz. Cancel dersek işlemi iptal ederiz. Bu işi hızlandırmak istiyoruz. Bunun için ikinci bir molekül Sender Chamber'ımıza koyuyoruz. Ve bunu bağlıyoruz. Ama gene problem çıkarttı. Çünkü bu tarafta halt yeterli değilmiş. Evet. Hata bu taraftaymış. Tamamdır, şimdi rahatça çalışması lazım. Tabii şunu da alıp buraya koyuyoruz. Ve 100 tane crafting işlemimize başlatıyoruz. Ha tabii başlatmadım. Başlatmışım pardon. Şuradan işlemin durumunu görebilirsiniz. CPU'muz gösteriyor bize bu durumu. Buradan da itemların yapıldığını görebiliyorsunuz. Burada yeterli item birittiğinde şuraya geçiyor. Ve bu işlemi hızlandırmanın da bir yolu var. O da bunu alıp buna çevirip şunu kaldırdıktan sonra
bu, bu ve bunu böyle bağlamak. Ardından da unutmayın bunlar herhangi bir kanal kullanmıyor, sadece enerji kullanıyor. Bunu şöyle koymak. Bunu yaptığımız takdirde işlemi inanılmaz derecede hızlandıracağız. Gördüğünüz gibi hepsi aynı anda woodcraft ediyor. Bu sayede bir crafting'i daha fazla hızlandırabiliriz. Peki bu ne işimize yarayacak? Mesela bir şey çok fazla craft ediliyor, o yüzden onu çok hızlı üretmemiz lazım. Buna böyle bir sistem de düşebiliyoruz. Fakat diğer yandan 9 tane az craft ettiğimiz eşya var. Onları nadiren craft ediyoruz. Onları arada bir kullanmamız lazım. Onlara da bir tane crafting CPU'su, molecular assembler bağlıyoruz ve 9'sunu da ayrı bir crafting koyuyoruz. Hatta ve hatta daha da fazlasını yapıp buna 1, 2, 3, 4, 5 farklı yüzüne bağlayabiliyoruz. Bir tane yüzden ME cable bağlı olması şartıyla. 5 tane farklı yüzden bunları bağlayıp 9 çarpı 5 tane crafting'i buna yaptırabiliyoruz. Ama bu yavaş oluyor. Bu ise aşırı hızlı oluyor. Şuraya da bir tane ekleyerek daha da hızlandırabilirsiniz. Bu sayede çok sık yaptığınız ve elinizde çok hızlıca olması gereken şeyleri bu şekilde yaparken diğer türlü böyle demin bahsettiğim gibi yapabilirsiniz. Normal hızdakileri şöyle yerleştirebilirsiniz. Crafting CPU'larınızın gücü ise gene size bağlı. Ve son olarak başka bir aleti daha gösterelim. O da başka bir terminal. Interface terminal. Network'ümüze bağlı olan interface'lerin şu alanına erişebilmemizi sağlıyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Mesela Iron. Evet. Iron chest yapmak istiyorum. Bunu şuna öğreteceğim. Gördüğünüz gibi buradan yerleştirdim. Oraya gitmeme gerek kalmıyor. Bu sayede çok uzaktaki interface'lere erişebiliyorum. Ve bana Iron Chest yap. Yaptı. Bu şekilde çok daha rahat bir erişim sağlıyorum. Ayrıca isterseniz illa bu makineleri kullanmanıza gerek yok. Mesela Pulverizer. Buna bir crafting yaptırmak istiyorum. Enerji cell, creative enerji cell bağlayalım sana. Şimdi senin giriş çıkışlarını ayarlayalım hemen. Üst giriş. Alt iki taraftan da çıkış. Böylece yan iki taraftan da çıkış. Evet. Burada yapacağımız şey basit. Interface. Birini bu alalım, diğerini bu alalım. Bunun çıkışta olması zorunlu. Bu şekilde de bağlayabiliriz aslında çünkü neticede kullanabiliyor. Ve bir şey yapmak istiyorum. Iron Dust elde etmek istiyorum. Öncelikle bir adet Iron'u buraya koyalım. Otomatik olarak oraya attı tabii ki de. Iron Dust'ımız var. Ve bu arkadaşa 50 öğreteceğiz. Normalde Iron Nugget yapıyor fakat Iron Nugget. Evet. Bu ilginç. Bunu normalde yapabilir miyim? Şu. Processing. Bu moda getirmemiz lazım. Ve şöyle çıkışını alıyoruz.
Burada 3 farklı çıkış elde edebiliyoruz ki pek çok makine birden fazla çıkış verebiliyor hatırlatırım. Ve bunu şuraya koyuyoruz. Artık Iron Dust istediğimiz takdirde hala alışamadım. Burada gördüğünüz gibi craft ediliyor. Ve işlem bittiğinde buraya gönderiliyor. Ama mesela çok karmaşık bir şey craft etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye soracak olursanız interface'imizi alalım. Bununla kendi network'ümüzü yormak istemiyoruz. Interface'i alalım. Şuraya bağlayalım. Evet, interface'imiz buraya bağlandı. Ve kristal içeri. Storage bus. Cable. Tabii buna da şöyle bir fiber'ımızı takalım. Çünkü enerji sağlamamız lazım bu network'e de. Evet. Ardından da mesela bu ne craft etsin? Inscriber. Kullanalım. Üç. Calculation. Sen. Gold olanını üreteyim. Kullanımı bu şekildeydi. Sana silikon. Evet. Şimdi export bus ve import bus. Daha doğrusu üstten çıkış verelim. Evet. Bu şekilde bağladık. Bir hattımız daha var. O da tekrar bir bus. Storage bus olsun. Sen de neyi store et? Applied Energy Sticks'e gelelim. Logic Circuit. Ve önceliğim bayağı yüksek olsun. Bu Logic Circuit'i dışarı çıkartacak. Bu Press Silicon. Bu ise evet, sen de şöyle gel. Seni yerleştirmişiz zaten. Şimdi buraya gold buraya silikon burası ise bu ikisi. Tabii kapasite upgrade de lazım.
Evet. İkisini böyle atarsan gördüğünüz gibi buraya geçecek. Geçemeyecek çünkü alttan da girmesi lazım. Evet. Kanallarım yetmiyor. Konsepti anladınız ama. Bir adet kontrolör lazım. Evet. Basitçe konsept. Bu autocrafting'de subnetworklerin kullanımında böyle bir şey. Buraya pattern'ı veriyorsunuz. Bana redstone şu bu falan filan ver diyorsunuz. O veriyor. Bu chest'e konuluyor. Buradan alıyor. İşlemleri yapıyor. Geri gönderiyor. Autocrafting'i de bitirdiğimize göre sırada bir detay daha var. Ona da gelelim hemen. Evet. ME Network'ün yapabildiği bir güzide iş daha var. O da bir şeyleri taşıyabilmek. Tabii burada nasıl bir düzen olacağı biraz kafa karıştırıcı. Evet. Şu an oturuyor gibi. Bakalım. Buna IO port bağlamamız lazım. Evet, %100 efektif. Şunları kırarsak eğer ne olur? Gene %100. Şu %100. %33. Tekrar %100. Peki bu ne yapıyor diye soracak olursanız basitçe buna bir şey sağlamamız lazım. Bir depolama alanı. Peki o depolama alanı ne? Normal storage'lar değil. Çünkü normal storage'lar 2 boyutlu bir depolamaya sahip. Bize 3 boyutlu veri depolayabilen bir şey lazım. Ve o da bunlar. Yapımları şu şekilde. Bunlar bu şekilde yapılıyor. Bunu buraya koyuyoruz ve bize lever lazım. Redstone sinyali. Ve o bir cobblestone'umuz buraya depolandı. Eğer bunu tekrar buraya koyarsak bunu buraya koyacağız. Peki bu ne işimize yarar? Mesela tekrar bunları koyalım. Bu sadece görüntü için. Tabii bu şekilde yaparsanız işlemiyor. Bunu aklınızda bulundurun. Şimdi bakalım. Evet, %100'de. Tamamdır. Şimdi bize quartz glass. Bakalım. Hardened glass, quartz glass. Aslında wooden door. Şimdi ayrıca bize bir adet piki lazım. Gel piki 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 ve depolamalarımızı tekrar alalım. Ve neden çalışmıyor?
Evet, bunlar biraz ilginç bir durumdalar. Her daim çalışmayabiliyorlar. Tabii bu kadar fazla döşemenize gerek yok. 3 boyutlu bir algılama yeterli. Mesela şu anki yeterli olması lazım. Eğer bunu bu şekilde yaparsak domuzumuzu taşımıyor. Evet, taşımıyor. İlginç. Domuzumuzu taşıması lazım normalde. Bakalım. Bu arkadaşımız da taşımıyor. Bir problem var. Buraya kanal gidiyor. Evet. İlginç. Acaba eklediğim şeylerden ötürü mü? Olmuyor. Bakalım. Şimdi deneyelim. Pardon, storage'ı koymadım. Storage mi dolu? Evet, storage doluymuş. Şimdi domuzumuzu tekrar koyalım. Domuzumuzu tekrar koyalım bakalım. Evet. Şu an domuzumuz burada. Ve şimdi aynı arkadaşı de şurada kuralım. Aa, sen olmadın. Evet. Ve bunu da koyalım. Eğer bunu buraya koyarsak ve button koyalım bu sefer. Yay, domuzumuzu ışınladık. Peki bununla ne yapabiliriz? Redstone sinyali şuyu buyu kullanarak kendimizi ışınlayabiliriz. Zamanlama falan filan kullanarak. Mesela düğmeye basıyoruz. Bizi taşıyor. Biz oraya ulaştığımızda tekrar orada bir redstone sinyali veriyor. Ve kendimi hapsedeceğim. Biraz daha büyük boylu bir tanesini hapsedeyim. Gördüğünüz gibi kendim tamamen bilmediğim bir mekandayım. Biome storage cell. Ve çıkamıyorum. Bunu yaptığım takdirde ancak çıkabiliyorum. Ki bu durumda da öldüğüm yer biraz uzak bir yer. Çünkü orada spawn point'imi belirlememiştim. Bakalım neredeydi benim öldüğüm yer. Haritamızda yok. Ne güzel. Evet. Plasenergy 6 mod tanıtımımız burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.